Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bazı kitapları önereceğim. Bu kitapları okumanızı öneriyorum. Neden? Çünkü saftirik gibi kitaplar size pek bir şey katmıyor. Fakat e, şimdi göstereceğim kitaplar. Size e, bazı kelimeler öğretecek. Örneğin ben bu kitapta bilmediğim bazı kelimeler öğrendim. İçlerinde yazıyor. Onları da göstereceğim. İntibahın anlamı uyanış demek. Şimdi o bilmediğim anlamları göstereceğim istibdat, baskıcı, illegal, yasa dışı. Örneğin ibret, kötü olaydan çıkarılan ders. Brüksel, Belçika'nın başkenti. İntibak, uyanış. Yani böyle bilmediğim kelimeleri öğrenmiş oldum. Sonra, sonra bu Türk klasik. Neden? Çünkü Türk bir yazarı var sanırım o yüzden. Sonra değilmezse Seçaköz, Sabahattin Ali'nin Türk bir yazar. Daha buna başlamadım. Ve şunu söyleyeyim. E, bu daha yetişkinler ya da lise çağı için. Yani bunlar pek sizin yani çocuklar için değil. Örneğin bu da. Fakat okuyabilirsiniz. Hani zarar yok ama pek de bir şey anlayamazsınız. Ama koşucusu. Stephen Zweig. Stephen Zweig'in ama koşucusu. Dünya klasiği yabancı bir yazar olduğu için. Daha sonra benim en sevdiğim seri olan böyle bir polisiye kitap serileri. Perde kapanıyor diye. Dedektiflik üzerine polisiye bir kitap. Ama benim en çok sevdiğim seriden. Ben de şu an zaten bunları okumama sebebim. Yani tabii okuyacağım. Fakat şu an okumama sebebim bunlar. Şu an Sherlock Holmes'ın böyle Türk kitaplarını okuyorum. Polisiye daha çok seviyorum, maceraları daha çok severim. Sonra arkadaşlar zaten Beyaz Diş'in e, çocuk kitapları da var bir sürü. Yani sanırım öyle Beyaz Diş'ti sanırım. Sonra Jack London'ın ben Jack London'u çok severim yazar o yazar için güzel kitapları var. Bu da dünya klasiği. Sabahattin Ali Türk bir yazar. İçimizdeki Şeytan adındaki kitabı. E, bu da daha büyükler için bir kitap. Türk klasiği. Sonra yine böyle Sherlock Holmes'un yani Sherlock Holmes'un değil de dedektiflik üzerine altın gözlüğün esrarı diye kitap. Sonra Santuzun'u Tuzun'u yani eminim böyle okunuyordur. Savaş Sanatı adında kitabı. Bu da Dünya Klasiği. Bugünlük önereceğim kitaplar, yani bugün bugünü bu kadar kitap önerdim. Belki sonra başka kitaplar da önerebilirim şöyle koyayım ee, ve şöyle bir kitap daha önermek istiyorum muhteşem kuvvetler ve özellikleri bunda da e, 32 sayfalık fakat size bir sürü şey öğretiyor örneğin ben bu kitaptan bir sürü şey öğrenmiş oldum ee, güzel bir kitap sonra e, arkadaşlar benim diğer bir hesabım var bu telefonumda onu da takip edebilirsiniz uygulamalar kısmına o kanalımın adını koyacağım e, link koyabilirsem öğrenirsem en sonda link koymayı linkini de koyarım ona da bakabilirsiniz Birşey, bir de son olarak e, Tonguç akademinden kitaplar göstermiştim Sanırım bu kanalımdaydı e, o kitaplarda çalışma kitabı okuma kitabı değil fakat bir sürü güzel ee, şeyler var hani onlar çok bilimsel çok güzel şeyler öğretiyorlar yani bu kitapla yani şu Sherlock, ay Sherlock diyorum mm, Tom Cademinin kitapları çok güzel onlara çalışabilirsiniz örneğin ben mm, hep onlara çalışıyorum bu karantinada onlara çalışıyorum. Arkadaşlar bir de burada kızlar çetesi kitabı var. Örneğin ben bunları önermiyorum. Çünkü bunlar pek bir şey katmıyor. Okuyabilirsiniz tabii. Bir zarar yok fakat faydası da yok yani onu diyeyim. Bir de arkadaşlar böyle hikayeler diye bir kitap. Bir sürü hikaye var içinde. Bazı bölümlerini okumuştum sanırım. Ama pek hatırlamıyorum. Bir de arkadaşlar burada başka bir kitabım var. Bu da da bunun çizgi filmi var zaten biliyorsunuz ki Esra Rengiz Kısaba Günlük İç. Biliyorsun ki 6 parmağı var bunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve çok güzel bir kitap. Ben böyle maceralı şeyleri sevdiğim için bir de bunu da aldık. Sipariş vermiştik. Nerede satılıyor derseniz yanarlarda ve sipariş verebiliyorsunuz. Böyle genelinden bir göstereyim. Bir de arkadaşlar Mabel'in yazdığı bir bölümler falan var sanırım. Mabel falan yazmıştı. Onu da göstereceğim. Unicorn'u falan. Bakın şuradaydı, geldim. Bakın. Bu çok tatlı. Çok hoşuma gidiyor. Böyle. Ben bu esrarengiz kasabayı çok seviyorum. Çizgi filmini de çok hoşuma gidiyor. Onu da izliyorum. Şöyle bir kalem yaptım kendime kendi fikrim. Kafama gibi bazı şeyler yaparken oyuncaklarım için bir şeyler tasarlarken böyle bir şey yaptım. Sonra neden kalem yapmıyorum dedim ve kırmızı kalemimi içine koydum. Bu çıkabiliyor. Yani pipetin içine sığdı ve düşmüyor. Boşluk yok çünkü. Örneğin kalem tıraşı zaman böyle kaldırabilirsiniz. Kapağını da yaptım böyle. Bence hoş durdu. arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Mutlu kalın. Hoşça kalın. İyi kalın. Sağlıkla kalın. Ders çalışın ve kitap okuyun. Görüşmek üzere.